yerde çöküp kalan insanlara rastlanıyor. Bakınız, sadece bir ezan meselesi milletin gönül dünyasında, inanç dünyasında ne kadar derin izler bırakıyor. Aynı durum İmam Hatipler için de geçerlidir. Bu okulların kuruluşunun öne açıldığında Anadolu'nun dört bir yanında aksakallı mübarek insanlar kapı kapı dolaşıp yardım topluyor ve hemen bu hizmetin ihyasına başlıyorlardı. İmam Hatipleri sadece sıradan bir okul olarak asla göremeyiz. Bu kurumlar sınıflardan verilen kitapların içinde tanımlanan hizmetler yanında asıl ders aralarında, derslerden sonra akşam pansiyonlarda yapılan sohbetlerin oluşturduğu iklim bakımından da önemliydi. Bu okulların inşası ve yaşaması için gecelerini gündüzlerine katarak çalışan o piri faniler herhangi bir eğitim kurumu değil, bir medeniyet inşa ettiklerinin bilinciyle hareket ediyorlardı. İlahiyat fakülteleri de aynı şekilde herhangi bir eğitim kurumu olmanın ötesinde milletimizin kalbine hitap eden, manevi dünyasını doyuran çeşmeler olarak hizmet verdiler, hizmet veriyorlar. Allah bu hizmetlerin ortaya çıkmasında, gelişmesinde, bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesten razı olsun. Bir İmam Hatip Okulu mezunu olarak bu eğitim kurumlarının genç dimağlara, gönüllere nasıl bir etki yaptığını çok iyi biliyorum. Geçen yine bir yerde söyledim. Tabelasının altından geçmek bile çok şey kazandırıyor. Maziden atiye giden yolda gençlerimizin beden ve zihinleriyle birlikte kalplerinin de sağlıklı şekilde gelişmesini sağlamak için bu okullara ihtiyacımız var. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İmam Hatiplilere veya İmam Hatiplerde ve ilahiyat fakültelerinde yürütülen hizmetlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, milli irade kavramı benim çok sık vurgu yaptığım, çok sık ifade ettiğim bir kavram. Bizim milletimizle ilişkimiz hayatımızın hiçbir döneminde araçsal olmadı. Biz milletimizle hep yüz yüze, gönül gönüle bir ilişki içinde olduk. Hayatımızı milletimize hizmete adadığımız için milletimizle giriştiğimiz her mücadelede bize sağ olsun destek verdi. Son olarak geçtiğimiz yılın 10 Ağustos seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %52'lik bir oranla şahsımı bu makama layık gördüm. Tabii doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapmak üzerimizdeki sorumluluğu artırıyor. Kendimizi ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinin dışında tutmaya hakkımız olmadığını çok iyi biliyoruz. Anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde ve milletimizin desteğinden aldığımız güçle ülkemize hizmet etmenin çabası içindeyiz. Bu çerçevede 7 Haziran seçimleri sonrası ortaya çıkan tablonun bu nezaketi de dikkate alarak Türkiye'yi bu süreçten en sağlıklı şekilde çıkartmayı hedefleyen bir yol izliyoruz. Seçim sonrasında meclisin toplanması, milletvekillerinin yemin etmesi, meclis başkanının seçilmesi, son olarak meclis başkanlık divanının oluşumunu yakından takip ettik. Bu dönemde meclise giren partilerin koalisyon ihtimalleri ile ilgili görüşlerinin olgunlaşmaya başladığını, dolaylı da olsa görüşlerin, niyetlerin, şartların şekillendiğini gördük. Dün teamüllere uygun olarak en çok oy alan partinin genel başkanı ve mevcut başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini verdik. Sayın Davutoğlu'na yapacağı hükümet kurma görüşmelerinde şimdiden başarılar diliyorum. Temennim, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların hassasiyetine uygun şekilde yeni hükümetin bir an önce kurulmasıdır.